Anne. Goncalım. Goncalım. İyi misiniz? Gonca? Ne oldu? Düşmüş müyüz? Evet, bayılmışsınız bence sizi. Görünce öyle koştum geldim. Yavaş, 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 sakince. Sakince. Anne. Anne. Gonca, hey. Gonca. Ne yaptın lan ona? Ne diyorsun kardeşim ya? Sen kimsin? Kız bayılmış. Yardım etsene. İyi misin? Duyuyor musun beni? Ya bayılmış kız. Görmüyor musun? Vakit kaybediyoruz. Hadi. Sen mi onu bu hale getirdin? Kardeşim sen manyak mısın? Nesin? Ben niye zarar vereyim Gonca'ya? Gonca mı? Adını nereden biliyorsun? Tanıyor musun sen onu? Evet. Yeni tanıştık. Burada baygın gördüm. Koştum geldim. Yardım etmese miydim? Ya hadi kapıyı aç. Kapıyı. Tamam. Hadi yürü. Hastaneye götürüyoruz. Hastane uzak. Hastane olmaz. Fatma Ana'ya gidelim. O çok yakın. Bir elini yüzünü yıkar, kendine getirir. Belki tansiyonu falan düştü. Ya saçmalama. Fatma Ana kimdir? Gidelim hastaneye işte. Hayırdır ya? Avukatı mısın sen? Evet, avukatım. Ne olacak? Bana bak, benimle doğru konuş. Efendi ol, yardım etmeye çalışıyorum şurada. Ya senin yardımını isteyen yok. Neyi anlamıyorsun? Allah aşkına kız baygın ya. Gel gidelim. Kız kendine gelsin. Sen sonra edersin benimle kavganı. Tamam. Ama önce aşağıdan benim arabayı alacağız. Tamam. Sakın bir numara yapmaya kalkma, peşindeyim bak. Tamam, tamam, hadi. Rıfat Ağa nerede? İçeride değil, yazlık salonda. Baba. Hı. Gülümser'in kızı. Nereden çıktı şimdi Gülümser'in kızı? Buraya gelmiş. Nereden icap etmiş? Terk edilmiş ev için gelmiş. Fatma evi de Gülümser'den kalan arazileri de kızın üstüne devredecekmiş. Anası koruk yer, kızının dişi kamaşır. İşin içinde Fatma da olsa arada biz varken alması zor evi. Zor olmalı. Anladın? Gereğini yap. Yaparım, yaparım da kız İstanbul'dan çıkıp geldiğine göre işlemleri başlatmış olmalı. Avukatı da bizim Hidayet. Sen Hidayet'le bir konuş. Ya çoğu bize sormadan devir satışı yapacak hali yok. Ama eğer öyle düşünüyorsa selamımı söyle. Anladın? Kaldırmasın beni yerimden. Anladım. Söylerim de ahali duyarsa ne olacak? Kızın buraya gelişi hiç iyi olmadı. Kurcalamasın geçmişi. Şehirli o, buralı değil. Bir heves gelmiş. Bakar, eder, çeker gider. İnşallah dediğin gibi olur. Kızı da Gülümser gibi dik başlıysa işimiz çok zor, ben sana söyleyeyim. Ne
demek gülümserin kızı ha? Ah Halil. Gonca kızıma. Bilmiyorum ki. Bayılmış. Bir türlü kendine getiremedim. Götür içeri, yatırıver gari. Hop 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 hop. Sen kimsin? Ha, destursuz dalıveriyorsun öyle bahçeye, hayırdır? Gonca benim çocukluk arkadaşım. Ben anlamam. Sen burada kalacaksın. Hayır, olur mu öyle şey? Kapatmayın kapıyı. Hey, açar mısınız kapıyı lütfen? Kapıyı açın. Yavrum benim. Bu kız aç kalmış. Başka bir şey yok, sen merak etme. Ben bir şekerli gül suyu hazırlayan hiçbir şeycikleri kalmaz kızımı. Ne yapıyorsunuz içeride kıza? Ya çık git şuna bir bak. Tepesi delik gibi bağırıp duruyor. Tamam, bir şey lazım olursa seslenmen yeterli Fatma'na. Aç şu. Arkadaşım sen niye böyle yapıyorsun? Ha? Niye ortamı daha da geriyorsun? Bak kadın beni içeri almıyor. Sen kızı kucaklayıp gidiyorsun. Ne yapsaydım? Sedye mi bekleseydim? Derdin ne arkadaş? Anlamadın galiba. Benim tek derdim Gonca. Ne sen ne içeride kadın umurumda değilsiniz. Sadece Gonca. Endişelendin diye bir şey demiyorum. Ama Fatma Hanım hakkında ağzından çıkanları kulağın duysun. Olur mu öncelikle? Bak yakın dedin geldik buraya. İçeride kıza neler yapıyor bilmiyoruz bile. Böyle olmaz. Benim onu hastaneye götür. Bak ben anlıyorum. Gerçekten anlıyorum seni. Gonca senin için çok önemli. Ama bize de güven artık. Biz yabancı değiliz. Biz buralıyız. Bizden zarar gelmez. Hele Fatma Hanım'dan hiç. 5 dakika. 5 dakika içinde kendine geldi geldi. Yoksa onu alıp hastaneye götürüyorum. Anlaştık. 5 dakika. Kızım. Kızım ne ettin yavrum ya kendine? Ne ettin kızım? Ne güzel kızım benim. Al bakayım kızım. Kızım bir kokla. Hı. Anan da pek severdi ya kızım bu kokuyu. Hadi derin derin kokla. Aç. Fatma ana. Kızım. Kız ne ettin ya sen kendine? Kızım aç bir laç dolaşılığım hiç. Ah kuzum beni. Dur, dur ben sana yardım edeyim. Dur güzelim. Dur kızım gel. Birden kalkarsın başın döner sonra. Oh. İndir ayağım. Tamam yavrum, tamam. Tamam kızım. Ha bakalım sen şunu. Şöyle bir gana gana iç. Benim de şekerim düştüğünde kendime bundan hazırlayıverin. Sonra o dağ geçisi gibi zıplayıveriyor hemen. Hah. Oh afiyetlik olsun. Yeter. 5 dakika geçti. Aç kapıyı. Ya arkadaşım sen niye bağırıyorsun? Bak benim de sabrımın bir sınırı var ama ha. Bak sen kimsin? Nereden çıktın bilmiyorum da çekil önümden. Bas geri. Duymadın mı Fatma Ana'yı? Buraya destursuz girilmez. Oğlum sen bela mısın? Kıza ne yaptın, ne ettin onu bile bilmiyorum ya daha. Ya sen bir elini kolunu çeksene. Çekmezsem ne olur? Hadi bir dene. Arda! Ne yapıyorsun? Bir dur. Gonca, iyi misin sen? İyiyim. Oh. Bak bir şey soracağım sana. Hı. Bu adam sana bir şey yaptı mı? Arda olur mu öyle şey? Evet, Toprak. Toprak çok yardımcı oldu bana Fatma Ana'da. Ya bak kendime geldim tamam mı? İyiyim merak etme. Tamam. Gonca öyle diyorsa doğrudur. Kusuruma bakma sen benim. Anlatmaya çalıştım ama dinletemedim. Ya ne bileyim seni öyle görünce sen zaten kızı kucaklayıp alıp gitmişsin. Tamam iyiyim merak etme. Bir durun gari. Didişmen tekeler gibi. Kızım sen daha yeni ayıldın ha. Ne yapalım sen? Hadi bakalım bir git. Ağacın altında bir otur. Şöyle bir solukla. Ha? Hadi güzel kızım.
Erken gelmişsin bugün. Hayırdır, her şey yolunda mı? Çok sıcaktı, yoruldum. Sen yoruldun. Hayatta inanmam. Niye? Ben insan değil miyim? Seni ancak ne yorar Halil, biliyor musun? Seni geçmiş yorar. Hataların, günahların yorar. Ya ne diyorsun ya? Ha? Gel gelmez başladın yine. Hayırdır canım? Söylemek istediğim bir şey mi var? Bilmem. Benim mi var, senin mi var acaba? Ya sorguya memuru gibi dikildin tepemde. Ya bırak şu bir ağız tadıyla şu kahveyi içeyim ya. Bilmem, böyle bir dalgınsın sen bu aralar. Eski fotoğrafları çıkartıp çıkartıp bakıyorsun saatlerce. Fark etmedim sanma. Ne oldu ya? Ha? Ne oldu? Ne depreşti gene gönlünde? Canan, git sorgu hakimliğini başka bir yerde yap. Tamam mı? Senin şimdi bana söyleyeceğin bir şey yok mu Halil? Ha? Çekinme, çekinme. Söyle. Ne çekineceğim ya ben senden? Bırak da şurada şu gazetemizi okuyalım be. İyi. Madem sen söylemiyorsun, zamanı geldiğinde ben söylerim söyleyeceğimi. Arda. Ne oldu sana? Bu yemeden içmeden olacak bir şey değil. Bir otursana. Hadi artık anlat lütfen. Neler dönüyor burada? Annemin mezarı var ya İstanbul'daki Ümraniye'de işte. Hatta bir kere sen de gelmiştin, hatırladın mı? Evet, hatırlıyorum. O mezarda yatan aslında benim annem değilmiş. Nasıl yani? Kim yatıyormuş peki orada? Bilmiyorum. Benim bayıldığım yer var ya, annemin mezarı oradaymış. Gonca, kim söyledi bunu sana? Ben dedim. Bir şey mi vardı? Ne olacak? Ya bir şey olmayacak tabii de bu lafla iddia edilecek bir şey değil. Bunun bir belgesi, ispatı olması lazım. Bilmiyorum Arda. İyi, tamam o zaman belgelere falan da bakılsın. Ama ben Fatma Ana'ya güveniyorum. Hayırdır, neye gülüyorsun sen? Sana fikrini soran mı oldum? Fatma Ana'ya gösterilen saygı bizi memnun eder. Bak, lafla peynir gemisi yürümez. Hukuki belgesi kanıt olması şart. Bir dakika, bir dakika. Sen orada dalga geçmiyor muydun? Sen gerçekten Gonca Hanım'ın avukatı mısın ya? Yok, yani Arda aslında avukat. Ama benim avukatım değil, çocukluk arkadaşım. Yardımcı oluyor. Evet, evet. Sağ olsun. Çok yardımcı oluyor. Her neyse. Tamam, ben bu işin aslını, astarını, her şeyini öğreneceğim. Şimdi buradan nüfus müdürlüğüne, oradan belediye, gerekirse mezarlıklar müdürlüğüne de gideceğim. Gülümser teyzenin vefatı, definiyle ilgili ne varsa evrak çıkartacağım. Yapar mısın gerçekten? Şey, sana zahmet olmasın ama. Ne zahmeti? Tabii ki yaparım. Hatta hadi kalk, gidelim. Arda... Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. Fatma Ana'ya sormak istediklerim var. Tamam. Ben önden gideyim. Mesai bitmeden yetişeyim. Gerekli başvuruları yapayım da... sana ihtiyacım olabilir imza için. Haberleşiriz. Gelir seni alırım o zaman. Olur, olur. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir ihtiyaç yoksa ben de izninizi isteyeyim. Sen acık duruver bakayım. Ben bu kız iyi mi değil mi bir iyice bir emin olmak istiyorum. Gene düşer kalır falan. Bayılırsa ben ne ederim oğlum? Bir başıma, araba yok, bir şey yok. Tamam o zaman ben beklerim sen nasıl dersen ama ben bir Arzu'yu arayıp haber edeyim o zaman telefon arabada. Hadi bari. Fatma Hanım, annemin mezarı gerçekten buradaysa... Babam nasıl olur da bana bir şey söylemez? Mümkün mü bu sence? Şimdi kızım ben ne diyorsam? Fatma Ana bak ben seni çok sevdim. İlk gördüğüm andan beri güvendim.
Senden başka kime sorayım ki? Yavrum. Sen bunu en iyisi baban sor. O hem analık hem babalık yaptı bana. Yani anlamıyorum ben, böyle bir şeyden nasıl haberi olmaz? Nasıl söylemez bana? Nasıl bilmez? Ben bunca yıl kimin ruhuna fatihalar okudum? Kızım, yavrum. Gabriel nerede olduğunun bir önemi yok. Senin dua Allah isterse sahabına ulaşır yavrum. Sen nelerle üşüyorsun kızım sen kendini? Peki İstanbul'daki mezar? Ha? Sahte mi? Allah aşkına bir şey söyle Fatma Ana. Şimdi kızım, bu ailenin bir meselesidir. Şimdi bir... Kızım ben şimdi sana ne diyeyim? Babayla kızın arasındaki iştir bu. Bana laf düşmez yavrum. Yani sen gideceksin. Babana soracaksın bari. Ha kızım. Bak senin bir betin benzin attı yavrum. Ben sana bir katık edeyim. Ha? Acık bir şeyler ye. Senin şöyle bir gözün açılsın. Hadi bakayım. Sen süzüldün kaldın kızım. Efendim Halil Ağa. Ya Hidayet, aklıma bir şey takıldı da bir sana sorayım dedim ben ya. Tabii tabii, dinliyorum. Buyurun Halil Ağa. Bugün hani o kız var ya, birlikte terk edilmiş eve bakıyordunuz. Gonca Aydın, rahmetli Gülümser'in kızı. O mu? Evet evet, o o. Neyse ne işte. Fatma evi ona devredecekmiş diye duydum. Nedir durum? Şimdi Halil Ağa, biliyorsun bir emrin olursa başım gözüm üstünedir. Ama kızın durumu hassas. Yani özel bir bilgi paylaşmam doğru olmaz Halil Ağa. Ben şimdi sana özel bilgi paylaş falan demiyorum da... o ev, araziler... eskiden beri benim almak istediğim yerler, biliyorsun değil mi? Şimdi birdenbire dışarıdan gelen bir ev kızıma verilirse... Olmaz. Ben o zaman sinirlenirim. Anladın değil mi? Anladım Halil Ağa. Hidayet. Bak ben seni severim ama beni sinirlendirme. Kıza her türlü teklife açığım ben. Neyse ederi halledelim, temiz temiz çıkalım şu işin içinden. Yani şimdilik satlık bir durum yok. Onu söyleyebilirim. Ben bilmem. Kimi ikna edeceksen et, şu işi halledelim. Peki ya Fatma Ana? Ya başlatma şimdi senin Fatma Anandan. Duymak istemiyorum o kadının adını ya. Ben diyeceğimi dedim ona göre. Fatma'ya gidiyoruz. Misafiri varmış. Neredeymiş gidip öğrenelim. Emredersiniz Canan Hanım. Otlu gözlemeyle tuzlu ayran yaptım. Heh. Ye de azıcık kendine gelsen. Al bakalım. Canım bir şey istemiyorum. İyi kızım. Bak böyle el kadar kaldım be yavrum. Böyle olmaz ki kızım. Peki. Ha? İşte böyle. Sen ne bakıyorsun öyle? Ha? Konağın yemeklerine alıştığında benim gözlememi beğenmez mi oldun yoksa? Estağfurullah Fatma Hanım. Olur mu öyle şey? Bir dakika, bir şey diyeceğim. Anne neden burada ölmek istedi? Neden bizi bırakıp buraya geldi? Bülbülün kafesteyim. Karanfilin desteğim. Bakmam bana öyle. Ölmemişin yastayım. Yani hasta diye mi? Tedavi ederlerdi balkonu İstanbul'da. Kefeni alacak kişi gözün yaşından belli olur. Bana çok ağladı kızım sana. Amansız hastalık dediler. Doktorların hepsi ölecek dedi ya onun için. Öyle küçük. Hıncacık kalıverdi. Bir deri bir gemik. Daha fazlası duymaya gücüm var mı bilmiyorum. İşte senin gücün yok. Bir de ananı düşün.
Kendini öyle görmen ister miydi? Benim kızım beni hep güzel bilsin dedi. Al yanaklı, gül dudaklı bilsin, gülümsedi. Kara bir gül değil, kırmızı gül bilsin anasını dedi. Oh anne. Ah. Kurban olurum ben sana. Gitmeseydim bakardım ben sana. Kızım sen küçüktün, nereye bakıyorsun? Babam vardı. O bakardı. Ah kızım, senin anan yörük kadınıydı. Yaslandın mı? Kaya gibi olmak ister. Eksiğini, kusurunu kimselere göstermek istemez. Rastlığın kusuru mu olur? Sen ne kadar güçlü bir kadınmışsın. Güçlüydü ya. Çok güçlüydü senin anan. Kızım, Allah'tan geldik. Gene Allah'a döneceğiz. Aranda doğduğu yere geldik oldu işte. Müsaadenizle ben babamla konuşmak istiyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ne biliyordu, ne sakladı. Direkt soracağım. Fatma Hanım. Ne ağır acılar bunlar ya. Ne diyeceğimi şaşırdım. Tek kelime çıkmadı ağzımdan. Ayıp oldu değil mi? Olmadı. Konuşan bol olur. Dinleyen yoktur oğlum. Sen ne güzel dinledin. Hadi şimdi de bir de bu gözlemeden ye bakalım. Kalmadı iştah falan. Aşk olan da öyle. İştah falan olmaz tabii. Efendim? Gözleme diyorsun. Gene kaldı bak, gördün mü? Bir dahaki sefer artık. Alo, kızım. Neden açmadın telefonlarımı, merak ettim. Baba, sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Sor tabii kızım, elbette. Annemin gerçek mezarı nerede baba? Ha? Söyler misin? İstanbul'da yıllarca beni götürdüğün kabristanda mı? Yoksa Isparta Eğirdir'de mi? Böyle olacağını biliyordum zaten. Orada senin kafanı allak bullak ettiler değil mi? İtirazın yok mu? Biliyordun değil mi baba? Biliyordun değil mi? Şimdi bak kızım, bu telefonda konuşulacak şey değil. Gonca, nereden çıkartıyorsun bunu? Ne biçim soru bu? Kızım, annenin mezarı nerede olduğunu bilmiyor musun? Burada. Burada, İstanbul'da. Yıllardır seni götürdüğüm mezar burada diyemiyorsun. Öyle mi baba? Goncam, bak işin aslı çok farklı. İşin aslı çok farklı. Evet baba. Annem hastaydı tabii. Onu öyle görmemi istemedi. Kalktı geldi buraya. Hadi diyelim öyle oldu. Hadi. Bak Goncam, o geceyi hatırlıyorsun. Annen seni öptü, kokladı. Sonra bıraktı gitti bizi. Bir daha da geri dönmedi. Dönmedi, dönmedi deyip durma. Evet dönmedi. Ama sen neden sahte bir mezara götürdün beni baba? Cevap ver. Cevap ver. Ben bittim baba. Bittim, burada kala kaldım. Bittim, bana cevap ver. Sen ne dağılıyorsun öyle geç gibi? Otur bakayım. Geç. Üzülüyor insan. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Ne gelecekti elinden? Ha. Ne yazıldıysa o gelir garip başa. Öyle de. Sen anneme neden sahte bir mezar yaptın? Neden kandırdın beni? Benden sakladın neydi baba? Beni neden kandırdın? İnsan bir tanecik kızına böyle bir yalan söyler mi? Kendi elleriyle sahte bir mezar yapıp kızını içine gömer mi? Yapma.
Gonca bak, yüreğimi dağılıyorsun. Yapma gözünü... Tamam. Şimdi bak, telefonu kapıyorum. Atlayıp senin yanına geliyorum, tamam mı? Isparta'ya geliyorum, tamam mı? Beni öyle bir yalanın içine sokmuşsun ki baba. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum baba. Bak, beraber çıkacağız. Tamam mı? Birlikte çıkacağız. Şimdi geliyorum. Seni alacağım sonradan. Alo. Hala gelmedi, çıt falan da çıkmıyor. Yine bayılmış falan olmasın. Hadi bir kalk da bakıverin. Koş oğlum, koş. Keşke hissettiklerimi kelimelerle anlatabilsem. Kelimelere gerek yok. Ben yaşadığın acıyı görebiliyorum gözlerinde. Hissediyorum. Canım çok acıyor. Kalbim ağrıyor. Anlıyorum. Gözlerinden anlayabiliyorum. Ama bunlar hep sevgiden, biliyor musun? Anneni babanı çok seviyorsun ya sen. Ondan hep. Bak ben tanımazdım ama... duyduklarımdan anladığım kadarıyla... annen... seni böyle görmeyi hiç istemezdi. Toprak mı? Evet efendim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Siz iyi olduktan sonra. Dur hemen dur. Toprak. Şimdi işimiz var işte. Nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun sen burada? Hiç anne. Esas senin ne işin var burada, buralara pek vuramazdın hayırdır? Fatma'ya bir şey soracaktım da ona doğru geliyordum. Tabii seni görünce şaşırdım haliyle. Ben de. Hoş geldin ana kraliçe. Kayından seviyormuş seni. Gözlemeyeyim mi? İstemez. Sana bir şey soracaktım ama cevabımı aldım gibi. Tanıştırmayacak mısın arkadaşımı? Pardon anne ya. Özel bir durum vardı da. Gördüm. Çok özel bir durumda herhalde. Ben Gonca. Halimin kusuruna bakmayın lütfen. Estağfurullah kızım, memnun oldum. Sen Gülümsen'in kızısın değil mi? Evet. Annemi tanıyor musunuz? Tanırım tabii, tanımaz mıyım? Aynı annesi. Ama kaderi aynı olmayacak. Sen... neden gelmiştin bakayım buraya? Ne soracaktın bana ana kraliçe? Ha? Gülümser'in kızı gelmiş. Neredemiş? Hoş gelmiş. Böyle şeyler mi diyeceksin? Öyle de denilebilir. Anne, senin hani Gonca'nın rahmetli annesini tanıdığını bilmiyordum yani. Tanıyordum tabii. Gülümser'i tanımayan bilmeyen mi vardı Eğirdir'de? Herkes çok severdi onu. Sonunda güzel bir şey duydum bugün. Nerede kalıyorsun canım sen? Merkezde kalıyorum. Güzel. Böyle bir uzun uzun konuşmak isterim seninle. Olur. Konuşalım. Güzel. Madem tanıştınız, Toprak o işi ayarlar bizim için. Değil mi Toprak? Tabii olur. Ama ben yani hala şaşkınım senin Gülümser Hanım'dan bu kadar net bahsetmene. Evet, güzel. Madem anlaştık. O zaman bize müsaade. Hadi gidelim oğlum.
Peki gidelim de Gonca sen nasıl gideceksin? Yani arkadaşını bekleme, istersen ben seni oteline bırakabilirim. Toprak aşk olsun. Ben buradayken o görev sana mı düşer? Gel kızım ben bırakayım seni. Zahmet olmasın. Estağfurullah, ne zahmeti, ben zaten gidecektim o tarafa. Ah Fatma ah. Kim bilir neler anlatıp durdun da bu hale getirdin bu kızcağızı. Böyle güzel, böyle tatlı kız üzülür mü hiç? O bizim misafirimiz. Bize onun gülen yüzü lazım. O gülen yüzü soldursan karşında beni bulursun. Anladın mı? Hadi Goncacığım biz gidelim. Hem yolda biraz sohbet ederiz. Seninle de evde görüşürüz. Geliyorum. Fatma'na her şey için çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana da. Bunun için bir şey. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Kızım iyi bak kendine. Tamam. Teşekkürler.